19. söz Risale-i Ahmediye'ye dairdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliğini ispat ediyor. İspat. Bu asır ispat asır. Müsbet ilimler diyorlar ya. İspat, müsbet ilim. Esasında müsbet ilim bizimkidir yani. Budur müsbet ilim. Ama bunlar okullarda, üniversitelerde okutulan ilimlere müsbet ilim ismini vermişler. Esas müsbet ilim budur. O ikinci, üçüncü derecede demiş. Neden? Mesela çok iddia ettiği şeyleri halkımız göremez. Atom gibi değil mi? Var mı atomu göreniniz? Allah aşkına var mı atomu gören? Yok. Elektronu, nötronu, molekülü gören var mı? Yok. Ama bizim bu anlattıklarımız hep görülüyor yani. Mesela diyor üstadımız birinci sözde, her bir ağaç diyor Bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere taplacılık ediyor. Beni çok etkiliyor bu yani. Her bir ağaç Bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere taplacılık ediyor. Buyurun. Kiraz ağacı, erik ağacı, elma ağacı, ha? Kestane ağacı, şeftali ağacı. Bu 19. söz Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam peygamberliğinden bahsediyor. Bismillah. Ve mâ medahtu Muhammeden bi mekâleti velâkin medahtu mekâleti bi Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsâf-ı Muhammediyedir aleyhissalâtu vesselâm. 14 reşâtı tazammun eden 14. lem'anın birinci reşhası. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrif var. Muarrif yani tarif eden, öğreten. Birisi şu kitabı kainattır. Birisi şu kitabı kainattır. Rabbimizi bize tarif ediyor. Yıldızlar, aylar, güneşler, nehirler, denizler, çiçekler. Ki bir nebze şehadetini 13 lem'a ile Arabi Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kebirin ayet-i kübrası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Bir de bize Rabbimizi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam öğretiyor. İki, birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Bir de Kur'an bize Rabbimizi öğretiyor. Üç tane mühendiliği muarrif, tarif edici. Külli diyor yani, bütün vasıflarıyla, her şeyiyle. Külli demek? Yani çok kapsamlı. Kapsamlı. İçinde başka bir şey yok yani. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıki olan, bürhan-ı natıki, yani konuşan bürhan. Ağaçla konuşuyor da, haliyle konuşuyor. Peygamberimiz, haliyle konuşuyor. Haliyle de konuşuyor, ahlakıyla. Duruşuyla, bakışıyla, yaşantısıyla, bir de kelamıyla. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıki olan Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o bürhanın şahs-ı manevisine bak. Bazı bu cemaati tanımayan nadanlar diyorlar, onlar peygamberden hiç bahsetmezler. Onlar hep Said Nursi, Said Nursi kitabını okurlar. Kur'an da okumazlar. Tabi koskoca bir iftiradır bu yani. Çünkü zaten bak açtığımız zaman hep Kur'an'ın ayetleri. Neresini açarsan hep ayet var. Hep ayettir yani kardeşler, hep ayetlerdir yani. Hep Kur'an'dır yani, Kur'an'dır bakın. Hep Kur'an'dır. Ya diyor, Kur'an okusanız ya onları okuyacağınız ha. Peki sen Kur'an okudun bugüne kadar, anladın mı? Ne yaptın ya? Belki de onu söyleyen Kur'an da okumuyor ya, okumuyor. Öyle duymak istiyor aslında. Kısa zamanda böyle bu sözleri duymak istiyor veya ayetleri. Veyahut da bir çamur atmak istiyor. Yani kıskançlığından, çekemediğinden böyle bir şey söylüyor.
Aynen bana oldu birisi bir zaman böyle bana dedi. Geldi o çantanda hep Said Nursi'nin kitaplarını gezdirmişim diyor. İmam-ı Gazali var, İmam-ı Rabbani var, Abdülkadir Geylani var, o zatların kitaplarını niye diye tanıtmıyorsun bu gençlere hep dedi. Said Nursi'yi okuyorsun burada, ben 10 gündür burada seni takip ediyorum dedi. Hiç Kaplıca'da oldu bu olay. Kardeşleriniz kaç gündür buradasınız? 10 gündür ben buradayım dedi. Ben de 10 gündür buradayım dedim. Gençlerle böyle sohbet ediyor. Kitaplarda okuyorum. Küçük sözlerden, Leyber İsa'yı. Hep diyor bu gençlere Said Nursi'yi tanıtıyorsun. Niye diğerlerini tanıtmıyorsun? Dedim kardeş ben onu tanıtıyorum. Siz dedim kaç kişi İmam-ı Rabbani'yi tanıttınız bu gençlerin içinde? Kaç kişi İmam-ı Gazali tanıttı? Onları tanıtmak benim vazifem değil dedi. Sebebi kovseyde düştü. Şeytan nefis ya. Neden dedi vazifem değil ya baksana. Vazife olduğunu söylüyorsun. Sen de müminsin, Müslümansın. O kitapların da tanıtılmasının lüzumuna inanıyorsun. Ben bunları tanıtıyorum. Sen de onları tanıt. Hesap soruyor. Ha, sen yapmadığın bir şeyi bana niye tavsiye ediyorsun? Dedi çekti gitti ya. Kayınpederi de oradaydı. Dedi Necmi Efendi öyle bir müdafaa yaptım ki dedi. Damadımla beraber dedi. Çapraz ateşe geçecektim ama dedi. Böyle bir yaptım ki dedi. Hakikaten söyleyecek lafım kalmadı. Böyle yapmış. Atmak çok kolay yani. Tenkit etmek kolay. Evet. Kur'an okuyunuz diyen adam Kur'an'ı bilmiyor esasında. Kur'an okuması da bilmiyor. Ama öyle söylüyor. Bak peygamberimizi nasıl tanıtıyor. Evet o bir ruhanın şahs-ı manevisine bak. Sat-ı arz bir mescit. Küre-i arz bir mescit. Mekke bir mihrap. Medine bir minber. O bir ruhanı bahir olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ehli imana imam. Bütün insanlara hatip. Bütün insanlara hitap ediyor ama müminlerin imamı. Hitap etmek başka, arkasını alıp imamlık yapmak başka. Şimdi bu bütün insanlar Muhammed ümmetidir dünyada. İngiliz'i, Fransız'ı, Rus'u, komünist'i hepsi Muhammed ümmetidir. Ama ümmet ikidir. Biri ümmeti davet, diğeri ümmeti icabet. Ümmet icabette onlar. Davet etmemişler. Davete icabet etmemişler. Davette kalmışlar. Mesela ezan okunuyor. Hayyâle salâh. Mehmet gelin namaz. Davet umumi. Kimisi hemen koşuyor camiye, kimisi düşer duvara kahvede hiç duymuyor bile. Davet umumi. İcabet edenler var, etmeyenler var. Erkek adam 20 sene etmiyor. 21. sene hidayete geliyor. O da ezanı dinlemeye duymaya başlıyor. Demek ki bugün bütün insanlar ümmeti Muhammed'dir. Ama ümmet ikidir. Biri ümmeti davet, diğeri ümmeti icabet. Biz ümmeti icabetiz. İnşallah. Evet, o bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ehli imana imam, bütün insanlara hakip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin ser zakiri. Enbiya ve evliyadan mürekkep büyük bir cemaata zikrettiriyor. Serzakir demek yani başta durur böyle cemaatın etrafındadır. Onlara zikir değiştir. Allah, 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 Allah. Ondan sonra la ilahe illallah, la ilahe illallah. Değiştir, ahengi değiştir. Ondan sonra ya hay, ya hay, ya hay. O devamlı böyle şeyi değiştir. Ona serzakir denir. Üstadımız ne kadar güzel yani. Serzakir. Bütün enbiya hayattar kökleri. Bütün peygamberler o şeceri-i Muhammediye'nin hayattar kökleri. Bütün evliya taravettar semereleri. Enbiya kökleri, evliyalar da meyveleri. Böyle bir ağaç. Ne demek? Yani bütün peygamberler o daha gelmeden önce onun geleceğini haber vermişler. Hazreti Adem'den tut, bütün peygamberler onun geleceğinden haber vermişler. O ağaç gelmiş, meyveleri de
İşte sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, müştehidin, müceddidin, müfessirin, onlar da o ağacın meyveleri. Bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri. Bir şeceri nuraniyedir ki her bir davasını mucizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, kendisinden evvelkiler ve kendisinden sonrakiler, aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakta doğru söyledin ve bil hakkı natakta hakkı söyledin derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddiaya parmak karıştırsın? Hangi vehmin, hangi evhamın haddi var ki böyle bir zatın davasına parmak karıştırsın, inkara teşebbüs etsin? Tüm peygamberler la ilahe illallah demiş. O da la ilahe illallah demiş. Kendinden sonrakiler de la ilahe illallah. Dikkat edin, bütün felsefeciler hep birbirlerini yalanlarlar. Peygamberler de hep birbirini tasdik ederler. Birisi bir teori atar, öbürü gelir onu çürütür. Zaten bir felsefeci diğerini çürütmezse iyi bir felsefeci değildir. İlla birinin yalanını bulacak yani. Çürütecek onun tezini. Onun teorisini çürütecek. İkinci reşha, o nurani bürhanı tevhid. Nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor. Öyle Tevrat ve İncil gibi Kütüb-i Semaviye'nin Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidiyesinde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Hüseyin İkisi isminde bir alim, İncil ve Tevrat'ta Peygamberimizle ilgili 114 tane işaretleri bulmuş. Hani tahrif edildikten sonra bu işaretler. İncil ve Tevrat gibi, Tevrat ve İncil gibi Kütüb-i Semaviye'nin yüzer işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı. Hatif demek eskiden varmış Peygamberimiz zamanında, ilk daha peygamberlik gelmeden önce hatif varmış, hatif. Sesi duyuluyor, kendisi görülmüyor. Bunlara hatif diyor. Bir de kahinler var. Onlar da efendim bazı haberler veriyorlar. Cinler onlara bazı haberler getiriyor. Sonra bu ayet-i kerimeler gelmeye başlayınca Cenab-ı Hak cinleri semaya çıkmaya yasak etmiş. O kapılar kapanmış ki vahye, ayetlere şüphe gelmesin diye onlar, o kapılar onlara kapanmış. Rucuven bir şeyatın diyor. Şeytanları rejim ediyor. Mancılıklarla, yıldızlarla. Yıldız kaymaları oluyor ya, görüyorsun hani böyle. Çok olur. Şimdi oluyor da biz köyde otururken böyle yazın yatardık böyle harmanda. Tabi semavatta diğer taraf karanlık olduğu için gökyüzünde efendim yıldızlar o zaman görünüyordu yani. Böyle yıldız kaymaları jiu 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 sanki böyle. Yani bir savaş oluyor sanki. Yıldızlar kayardı. Nere kayıyor şimdi biz görmüyoruz tabi aydınlık burada. Gökyüzünü göremiyoruz tabi. Demek bu yıldızlar semaya çıkmak isteyen şeytanları reçmediyor. Kur'an öyle diyor. وَزَيَّنَّهَا رُجُومَ اِشْشَيَاتِ Onları diyor böyle yıldızları hem semanın ziyneti olarak yarattım hem de şeytanları recmetmek için yarattım. Değil mi hocam o ayeti biliyor musun? Mülk suresinde. Nasıl bu ayet? Hatırında değil. Hafız. وَجَعَلْنَا رُجُومَ اِشْشَيَاتِينَ Değil mi? وَجَعَلْنَا رُجُومَ اِشْشَيَاتِينَ Kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakk-ı kamer gibi binler mucizatının delalatı, kameri ikiye bölmüş.
Ve şeriatın hakkaniyetiyle, getirmiş olduğu şeriatın da hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesi ve vazifesinde nihayet üstündeki secayayı galiyesini ve kemal-i emniyetini ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derece sadık olduğunu güreş gibi aşikare gösteriyor. Fevkalade takvası, fevkalade metaneti, fevkalade cesareti. Mesela Hira Dağı'na sığındıkları zaman tabi arkalarından duyuyorlar ki Ebu Bekir'le beraber Hazreti Muhammed gitmiş, hicret etmişler diye arkalarına düşüyorlar müşrikler. Takip eden, iz takip eden Gers isminde bir izci, çok böyle bu işin erbabı, buluyor izi, mağaranın kapısına kadar geliyor. Ya diyor mağaranın içinde ya da göğe çıkmıştır diyor. İz burada bitiyor diyor. Ben bu işin ustasıyım. Mağaranın kapısı da örümcek avıyla örülmüş böyle. Kafirin biri diyor ki, lan diyor, aptal görmüyor musun diyor, örümcek ağını diyor. Muhammed dünyada yokken o ağı da örülmüş diyor. Orada bak içeride diyor, kuş var diyor, kuş yuvası var içeride. Orada insan olsa diyor, onlar durur mu orada diyor, kafir kafası. Ayaklarını görüyorlar Peygamberimiz onların, fakat onlar onları göremiyorlar. Hazreti Ebu Bekir telaşlanıyor, hani korkuyor Resulullah'a kötülük olacaklar diye. La tahsen diyor. Bak. La tahsen. Mahzun olma. İnnallaha ma'ana. Allah bizimle beraber. Ya Rabbi diyor. Korkma. La tahsen. La tahav. İnnallaha ma'ana. Allah bizimle beraber diyor. Mağaraya kaçması demek ki korktuğundan değil. Allah'ın kanunlarına ne yapıyor? Uykun hareket ediyor. Yani biz de ileride böyle bir şey olursa biz de bir yere sığınalım diye bize imamlık yapıyor. Önderlik yapıyor. Yoksa oraya kaçması onlardan korktuğundan değil. Eğer onlardan korktuğundan olsa ne olacak? Telaşlanacak. Geldiler. Aman sen çıkardın. Nefes aldı yavaş. Geldiler demek. Ne iş? Şimdi orada o hadis-i şerif abi insana ne bir şey veriyor? Yani o İnnallâh'ın mana hadis-i şerif değil mi? Tabii. Hadis. Peygamberimiz diyor canım. Peygamberimiz diyor. La tekaf diyor. La tahsen. İnnallâh'ın mana. Tabii ki hadis. O söz ayet ya, ayette geçiyor. Ha? Ayette mi geçiyor? Bizimle diyen hadis ama. Allah ha? Bizimle diyor ya Resulullah Hazreti Ebu Bekir. O hadis. Ayette şimdi ayette vardır belki de. O olayı belki Cenab-ı Allah orada şey yapıyor yani. Habibim böyle dedi. Ben hafız değilim. Nerede var ayet? Var mı hafız? Var abi. La tehaf innallaha me'ane. Nasıl? Nerede geçiyor? İkisi beraberken diyor abi mağarada Cenab-ı Hak. İkisi? Tabii. Hazreti Bekir'e işaretle ikisi beraberken o ayet-i kerime geçiyor. Geçiyor. Böyle dediler diyor. Böyle dedi ha. Yani orada böyle dedi. Yani Resulullah Efendimiz'in dediğini Cenab-ı Hak haber veriyor. Amin. Amin. Ayet o zaman. Ama onun söylemesi tabii hadistir yani. O hadisi ayet olarak şey. Yani şimdi insan hayatında yok. Vahiy ikincisinin ikincisi diyor. Hazreti Ebu Bekir isim vermeden işaret ediyor. Hadis başka, ayet de onu tasdik ediyor yani orada. Ayrıyeten bir genelleme yapıyor. Ayet nasıl geçiyor? La tehap mı? La tehap mı? Orada la tahsen geçiyor. O zaman o değil. La tahsen. Yani o mesele, şu meselenin bilinmesi ve tatbikiyle İnsan telaştan kendini muhafaza edebiliyor. Evet. Kendini garantide hissediyor. Telaşı ortadan kaldırıyoruz. Telaşı ortadan kaldırıyoruz. Doğru abi. Doğru. Telaşı ortadan kalkınca ne olur? Yerine huzur ve sükun gelir. Yani bizim gibi Müslümanlar öyle bir durum yaşasa bile fazla paniklenmeye gerek yok. İşte bu meselenin bilinmesiyle İnnallâhe mâna Resulullah'ı ve Hazreti Ebu Bekir'in
bilir? Yerini huzur ve sükun yaparız. Evet. Ne diyor? Gar meselesinde. Gar yani mağara. Ebu Bekir Sıddık ile beraber halas ve kurtuluş ümidi tamamıyla kesildiği bir anda la tehaf innallaha mana, korkma, Allah bizimle beraberdir diye Ebu Bekir Sıddık'a verdiği teselli ve tavk-ı beşerin, beşer takatının fevkinde bir ciddiyetle, bir metanetle, bir şecaatle, havfsız, korkusuz, tereddütsüz gösterdiği vaziyet elbette Sıddık'ına ve noktayı istinadı olan Halık'ına itimat ettiğine güneş gibi bir bürhandır. Öyle biz de itimat ediyoruz ama böyle değil yani. Bizimkisi %100 olmuyor yani, Allah muhafaza. Gene de namukluk yapıyoruz yani. Öyle diyoruz ama ya orada var. Dördüncü reşa. Bak öyle bir ziyai hakikat neşreder ki eğer onun o nurani daire-i hakikat-i irşadından hariç bir surette kainata baksan, elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebi, belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün sevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Yani onun getirdiği nurun haricinde kainata baktığımız zaman tesadüfe şuraya buraya her şey birbirine yabancı, düşman. Halbuki öyle değil. Düşman değil. Herkes birbirine yardım ediyor. Yağmur otların imdadına geliyor. Otlar hayvanların imdadına geliyor. Hayvanlar bizim imdadımıza geliyor. Değil mi? Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumi şevk-i cezve içinde bir zikirhaneye inkılap etti. O ecnebi düşman mevcudat birer dost ve kardeş şekline girdi. Demek bakış değiştiriyor. Bakış çok mühim yani. O camidat-ı meyyide-i samite, yani o camit, cansız gibi görünen şeyler birer munis memur. Munis birer memur. Ağaç diyor ki ben memurum. Rabbim bana emir verdi, ben size zeytin vereceğim. Zeytin memuru. Çamur yiyor, size zeytini veriyor. Öteki de ben bir memur. Odun, o da odun. Zeytin odunu, incir odunu, dut odunu, kestane odunu, odun. O da bir memur. Rabbimiz de ona elma vermeyi emretmiş. Elma memuru. Öteki armut memuru. Memur. Ya demek ki bizimle konuşmayan o camit gibi gördüğümüz ağaçlar bizimle ne yapıyor? Konuşuyor. Buyurun kardeşler diyor. İyi. Rabbiniz size neler gönderdi benimle? Ben bir odunum ama Rabbim verdi, ben de size uzatıyorum. Ya inek de öyle diyor. Ben sizi tanımam. Okula gitmedim. Sizi bilmem. Süt yapma kursuna gitmedim. Ama Rabbim benimle size süt gönderiyor. Tavuk da öyle diyor. Bakın hiçbir ilmim yok. Fakat ben size yumurta getiriyorum. Arı da öyle diyor. Ben size bal getiriyorum. Ama millet komaya girmiş, koma. Komadaki adama ne anlatırsın Allah aşkına? Adam madde olmuş, hayatı madde olmuş. Buna sen ne anlatırsın? Ne anlatırsın? Şarlatan mısın? İnşallah Allah bizi komadan uyandırsın. O camidat-ı meyyite-i samite birer munis memur, birer musakkar hizmetkar vaziyetini aldı. Ve ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler, kimsesiz yetimler, birer tesbih içinde zakir veya vazife paydasından şakir suretine girdi. Beşinci reşa, hem o nur ile kainattaki harekat, tenevvüat, tebettülat, tegayyürat, devamlı değişmeler oluyor ya, yaz, kış, sonbahar efendim, böyle bahar, devamlı Cenab-ı Hak değiştiriyor. Tegayyürat, tenevvüat, tebettülat, manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp
birer mektubat-ı Rabbaniye, birer sahife-i ayat-ı tekviniye, birer merayay-ı esma-i ilahiye ve alem dahi bir kitab-ı hikmet-i samedaniye mertebesine çıktılar. Alem, gördüğümüz alem ilahi bir kitap. Şu gördüğümüz yıldızlar, aylar, güneşler, dağlar, denizler, nehirler neymiş? İlahi bir kitap. Eğer o bir kitap olmasaydı bu kadar kitaplar yazılmaz değil mi? Fizik değil mi? Matematik, biyoloji, jeoloji, astronomi. Bütün bu gördüğümüz okullarda, üniversitede okutulan kitaplar bu dünyadaki olan hadiseleri ne yapıyor bize? Tefsir ediyor. Yıldızları inceleyen ilime ne demişler? Astronomi demişler. Yer bilimlerini inceleyen ilime ne demişler? Jeoloji demişler. Hayvanları inceleyen bir ilime demişler, biyoloji demişler, zooloji demişler, demişler. Bir sürü ilim. Bunların hepsi de dünyadaki olan hadiselerin anlatma şekli. Demek ki kainat neymiş? Büyük bir kitapmış ki bu kadar kitaplar o kitaptan ne olmuş? Yazılmış. Burun, kulak, boğaz bir kitap. Ne olmuş o kitaptan? O kitabı okuyan ne olmuş? Boğaz, burun, kulak doktoru. Geç. Bu nedir? Cilt. Bunu okuyana ne diyorlar? Cildiyeci. Bunu okuyana ne diyorlar? Diş doktoru. Kemiği okuyor adam. Ortopedik doktoru. Bağırsakları okuyor. Dahiliyeci. Kalbi okuyor. Kalbi. Beyni okuyor. Beyin cerrahi. Saymakla bitmez. Ya demek ki insan da bir kitap. Bu kitaptan ne kadar kitaplar yazılmış. Böyle bildiğim Risale'yi. İşte o kitabı bize kim okutuyor? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainat kitabını bize okutuyor. Biz tabi o kitabı okumuşuz, duymuşuz falan ama bu asırda unutmuşuz o kitabı. Maddeciler sahip çıkmışlar. Sanki o kitabı onlar yazmış, sanki her şeyi onlar biliyorlar. Efendim işte oluşuyor, gelişiyor, genleşiyor, evrimleşiyor, devrimleşiyor. Tabiattır, doğadır, şudur, budur. Nötronlar, protonlar, elektronlar, moleküller, DNA'lar, RNA'lar, şudur, budur. Bir sürü çene kalabalıklığı. Zannediyorlar ki o kitap bu. Lan, bu kitap bu be. İşte bu kitap, o kitap. Bu kitap, bu kitap. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki Rabbimiz, min beyni fersin ve demin, fers gübre demek, dem de kan demek, kan ve gübre arasından diyor, lebenen halisan, halis bir sütü size veriyorum diyor. İnek de oradan mooo diyor. Kur'an doğru söylüyor işte diyor, bakın bana diyor. Kessin karnımı keserseniz gübre çıkar, boynumu keserseniz kan akar, işte sıkın mememi bak ne çıkıyor. Şakır şakır süt çıkıyor. Bir şey soksa ne çıkar? Kan çıkar. İşte Kur'an dedi ki kan ve gübre arasından süt gönderiyorum size. İki kere iki dört. İster çarp ister topla. Ama fen sütü anlatırken arkadaşlar bir kilo sütün memede oluşması için 10 ton kanın memeye gelip geçmesi, efendim şu kadar zamandan şu kadar sirkülasyon, şu kadar zamandan şu kadar demir, şu kadar zamandan şu kadar şu kadar şu kadar şu kadar. Ne dedi? Vallahi akılda mı kalıyor? Ne demedi ki? Bir sürü bir yılın laf bir şey aklında kalmıyor. Hatta bir kardeşimiz hayvancılık bölümünde okuyormuş da geçenlerde anlatıyor sütün oluşmasını. İşte bir kilo sütün memede oluşması için 10 ton kanın memeye gelip geçmesi gerekiyor. Sirkülasyon yapacak 10 ton. 40 kilo süt veriyor bu mübarek. Güne başı 10 ton olursa 400 ton kan kaç tane tanker sıralanacak. Dersi veren hoca da arkadaşlar demiş ister inanın ister inanmayın. Kitapta böyle yazıyor. Kendi inanamıyor ya. Şimdi. Nasıl olur bu iş diyor. Halbuki biz inanıyoruz. Doğru söylüyor hocam. Doğru söylüyor. Neden? Hiç söylediği Kur'an'la çatışmıyor ki. Kur'an'la çatışmıyor. Kur'an'la çatışsa itiraz edeceğiz ama Kur'an'la çatışmıyor. Kan ve gübre arasından diyor. O da diyor zaten kanın içinden şöyle oluyor diyor. Biz inanmıyoruz. Bu işi Allah yaptığına göre 400 ton değil 400 milyon bile olur. Gördün mü? Biz ilimle ters düşmüyoruz. Biz ilmi tasdik ediyoruz.
Demiyoruz arkadaş. Göster bana atomu. Görmedik. Muhterem cemaat sor Sultanahmet'te. Var mı atomu gören? Yok. Ama adam diyor ki kim gitti kim geldi öbür tarafa. Giden gelseydi dedem gelir. Var mı oradan kafası kırık gelen diyor. Bak bak. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyor. Zındığa bak. Halbuki her sene bir bahar gidiyor 300-400 bin çeşit. Nebatat hayvanat ölüyor. Baharda tekrar diriliyor. Papatya diyor ben gittim geldim beyefendi. Lari diyor ben de gittim geldim. Dut ağacı diyor ben de gittim geldim. Bütün ağaçlar, çiçekler, otlar, dikenler bağırıyor inkarcıya. Gittik geldik. Sen de gidip geleceksin. Gelsen ama buraya değil. Değil bu Kayseri'ye git gel. Değil mi bir daha gelemezsin. Geleceksin de başka türlü geleceksin. O istiyor ki gitsin gelsin. Babası gelsin. Neden şu kadar buğday dikiyorsun? Bu kadar mı geliyor? Koskoca bir başak geliyor. Şu kadar bir çekirdek, hani koskoca bir ağaç geliyor. Şu kadar bir çekirdek atıyorsun, bu kadar kavunlar geliyor. Eşin senin baban da 33 metre olacakmış orada insanın boyu ahirette. Şimdi 33 metre boylu adam buraya gelse, adamı ne otobüse sığar, ne yolda yapsa, yol aksar, eve alamazsın, misafir edemezsin. Hem niye gelsin adam? Gitmiş orada güzel bir yeri bulmuş cennetse niye gelsin buraya? Cehennemse zaten yakalandı gelemez. Onun için. Giden gelen onun için olmuyormuş. Karışıyor. Ama bak biz ilmi kabul ediyoruz. Demiyoruz hocam göster atomu. Ne atomu lan zındık. Beni kandırıyorsun. Nerede var atom? Nerede var nötron proton? Uydurukça bunlar yok böyle bir şey. Demiyoruz bak. Niye koca bu kadar ilim adamları yalan mı söyleyecek? Tam niye yalan söylesin? Var. Görmüyorsun ya. Her şeyi göremezsin ki ya. Ya ben şimdi Amerika'yı görmedim. Ama o kadar giden gelen Amerika diyor. Radyo söylüyor, gazete yazıyor, televizyon. Ya bu kadar insan hiç yalan mı söylüyor ya? Amerika var. Gördün mü? Görmedim. Görmem şart değil ki Amerika'ya inanmak için. Bu kadar insan gitmiş gelmiş. 124 bin tane peygamber ahiret var diyor. 124 milyar evliya, asfiya, ulema var diyor. Bir tane çıkmış oradan kıytırık diye. Kim geldi, kim gitti. Ya, ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp bir şey. Göremese bile görenlere görmesi görmesi anlamına gelir. Görmesi anlamına gelir. Ya adam kardeşim geçen işte birisinden karşılaşıyor. İnançsız birisine belli getirdiler. Belki anlatırsan inanır filan. Bizim Mithat Hoca getirdi, yüksek mühendismiş. Dedim işte bak kardeşim, hepimiz kardeşim. Bütün insanlar kardeş kurasansın. Alman olsun, Fransız olsun. Hepsi bizim kardeşimiz, yaratılış olarak. Bak burnumuz aynı yerde, kulaklarımız aynı yerde. Gözlerimiz aynı yerde. Bak bizi yaratan bir. Bir birliği gösteriyoruz. Böyle ben, burnumu dedi nereye koyacağını bana sordu mu? Allah'a hesap soruyor aşağı. Yani buraya koydu burnumu diye sordu mu bana buraya koyayım mı koymayayım mı? Dedim sorsaydı nereye koyardın? Yani ki sordum. Nereye koyardın Allah'ım? Hadi bul bir yer. Al oradan. Arayalım bir yer. Nereye koyardın? Arkana. Yanaşma suyu sıktın mı? Bir kokain ekşidin ekşidin. Burnun elinde kalır, bulamazsın başımı. O da başladı gülmeye. Zibidi bunlar, terbiyesiz ya. O ben de Avrupa'ya görmüş adam, oraya yeni geldim ben Avrupa'dan. Avrupa'ya gitmek bir marifet mi ya? Alırsın bir bilet, gidersin Avrupa'ya da Amerika'ya da. Ama sen nereye gidersen git. Al sen efendim eşeğe götür. Reis Cumhur'un binasına sok. Eşek gene eşektir. Ya ben Reis Cumhur'un odasına girdim, gir. Oraya girmek sana eşekliğinden bir şey kaybetmezsin ki. Yani insan eşek olduktan sonra Avrupa'ya değil dünyanın her yerine gitsin. Adamın böyle öyle demiş birisine. Paris'i görmeyen demiş eşektir. O da demiş ki ona sen gördün ben gördüm. Ne yaparak bir laf karışıyor. Demiş sizin peder gitti mi acaba? Yok demiş gidelim. O zaman demiş sen eşşi olmuşsun. Ben demiş eşşi olmuşum. Bunlar böyle ha. Vallahi. Bunları böyle vuracaksın.
anlayacak kendisinin ne kadar sakat bir yolda olduğunu. Ne? Var piyasamızda. Çok ha? Ağır. Çok ağır. Çok. Biçmekle bitmez. Altıncı reşha. İşte o zat. Hangi zat? Kim? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir saadet ebediyenin muhbiri. Muhbir. Yani haber vericisi. Müjdecisi. Bir rahmeti bi nihayenin kaşifi. Rahmeti bi nihayenin kaşifi. Keşfediyor. Bize Rabbimizi öğretiyor. Ve ilancısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı, saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı, saltanat-ı rububiyet kainatta değil mi? Yağmurun yağması, dünyanın dönmesi, güneşin doğması, batması, bütün hayvanların bize hizmet etmesi, nehirlerin akması, denizlerin gitmesi, dünyanın dönmesi, galaksilerin hareketi, bütün bunlar hep daire-i rububiyet. Cenab-ı Hakk'ın saltanat-ı rububiyetini gösteriyor. Her şey itaat ediyor. Her şey itaat. Yani hiçbir şey onun emrine yapmadığı muhalefet etmiyor. Saltanatının umumi, rububiyetinin umumi olduğunu gösteriyor. İnsan ve bazı canavarlardan başka diyor. İnsan bir de canavarlar var. Canavarlar ya, parçalayıcı hayvanlara canavar demek. Can aver, can alan demek. İşte onlar diyor, haksızlık yapıyorlar. Mesela bir aslanın helal rızkı ölmüş bir hayvanı yemek, gider sağ bir ceylanı parçalar, o da bir avucunun kurşununa hedef olur, kısas olur. Esas onun helal yemeği ölmüş hayvanı parçalamakmış. Ya hayvan helal bilir mi? Bilir. Yavrusuna parçalayıp götürmeyi biliyor değil mi? Bir kedi mesela yavrusunu geçen yakalamış ensesinden kaçırıyor, saklıyor yavrusunu. Onu biliyor. O zaman fareyi de parçalansa bir gün bir araba çarpar. Görüyoruz böyle kediler, köpekler eziliyor. Onun için kardeşler hadis-i şerifte var diyor ki hatta yettasül cem'a inne karna. Hatta diyor kabak koyunun kısası boynuzludan alınacak diyor. Koyun değil hayvan. Kabak boynuzsuz hayvanın diyor kısası boynuzludan alınacak. Neden? Diyelim ki boynuzlu bir koç ot yerken boynuzsuz koçu koyunu tostu. Bir tosmak attı otu yemek için. Cenab-ı Allah ahirette öyle bir otlak yaratacak. Tam gelecek otlama ona boynuz verecek. O da ona bir tane patlatacak. Kısas olacak. Bu dahi kısas. Kısa tabidir. Mesela diyor bazı çocuklar kuşun kanadını koparır, sineğin kanadını koparır, çekirdeğe taş atar, kediye taş atar, köpeğe taş atar. Çocuktur ama bunlar toplanır. Çocuk merdivenlerden düşer, kolu kırılır. Kısası toplar. Ya bu masum. Masum ama taş atmasını biliyor köpeğe. Onlar aklın muhakemesine tabi değilmiş. Onlar his. Yani çocuk taş attığı zaman kedinin canı yanacağını biliyor mu? Biliyor. Mesele yok. Mesele yok. Evet o çocuk masumdur. Namaz kılmasa, hırsızlık da yapsa belki 15 yaşına kadar ceza görmeyecek ama öbür türlü bir cezası var. Ona şeriat-ı fıkriye deniyor. O yönde bir cezası var. Burası şey değil arkadaşlar. Öyle herkes istediği gibi hareket etsin. Adil-i mutlak ve herkesin hakkını veriyor. İşte zat bir saadet ebediyen muhbiri, müjdecisi, bir rahmeti bir nihayenin keşşafı ve ilancısı. Mesela midemiz var değil mi? İşçi, işçi o. Gönderiyoruz. Azmet. Tamam be diyor, yeter. Yeter diyor ya. Devlet bile her sene fabrikayı bir ay şeye alıyor. Revizyona alıyor. Bana sen bir Ramazan vermeyecek misin bir boşluk? Beni bir revizyona almayacak mısın? Mide. Şey yapıyor, adam böyle gidiyor. Ondan sonra maden suyu getir. Tabii cezası da oluyor ya. Çünkü mideye zulmediyor ya. Midenin kaldıramayacağı yükleri yükletiyor ya. Onun da cezası. Şükran.
Bak o çok itik yahu. Maden suyu var mı? Kes hadi. Bir daha ver. Kesmez. Cezası hemen geliyor arkadan. Babanın midesi değil o. Allah onu yarattı, sana emanet olarak vermiş. İstediğin gibi onu kullanamazsın. İşte o zat bir saadet ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmeti bir nihayenin kaşifi ilancısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı, seyircisi, seyirci, Peygamberimiz seyrediyor kainatı, bize de seyrettiriyor, bakın diyor. Şu yıldızlara bak, yanmak maddeleri tükenmiyor. Şu güneşe bakın, dünyadan 1.300.000 defa büyük bir güneşi Rabbimiz diyor, bize bir lamba yapmış. Ne kadar bize değer vermiş. Bulunduğumuz dünyadan 1.300.000 defa daha büyük bir güneşi bize lamba ve soba yapmış. Düşün bize. Ne değer veriyor bize. Ve künuz-u esma-i ilahiyenin keşşafı. Künuz-u esma-i ilahiyenin keşşafı. Künuz demek kens, yani hazine. Allah'ın isimlerini bize açıyor. Mesela bir elma ağacına bakıyorsun. Allah'ın hangi isimleri görünüyor desen sıradan bir vatandaşa ne ismi diyecek? Yani hangi isimle bakıyorsun? Halik ismi, Rahman ismi, Rahim ismi, Kerim ismi, Vedud ismi, Mücemmil ismi, Mufaddıl ismi, efendim Müzeyyin ismi, Fessak ismi, Hannan ismi, Mennan ismi. Bütün o esmalar o ağaçta, o elmalarda görünüyor. İşte onları bize Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam okutturuyor. Nasıl bir ayakkabıya baktığın zaman helal olsun ama ya. He güzel yapmış. Dürüst adammış be. Niye malzeme kullanmış ya. Ulan içi de deli bunun be. Helal olsun adama. Dürüst adammış be. Çok sanatkarmış ha. Acayip işçilik yapmış. Bak şimdi ayakkabı o adamın neyini gösteriyor? Evsafını, sıfatlarını gösteriyor. Ayakkabı. İşte şu kainatta Rabbimizin Esma-i Hüsna'sını bize ne yapıyor? Okutturuyor. Ama maddeci işte alışıyor, gelişiyor, gelişiyor. Yazın çocuklar. İşte şu atomlar bundan buraya. Onlar öyle gider, oradan geçer. Elektromanyetik dalgalar, eksi artı bulutlar, negatif pozitif bulutlar, o ona çarpar, ona çarpar. Ondan ses çıkar, gürültü çıkar. Yazın çocuklar. Hiçbir şey yok bir yerde. Koskoca bir yalan. Kuyruklu bir yalan. Evet, negatif, pozitif bulut var ama negatifi oraya, pozitifi buraya koyan elbette Rabbimizdir. Baklavaya efendim fıstığı, böreğe de kıymalı soğanı koyan orada bir pastacı var. Ona öyle koymuş, ona da böyle koymuş. Koymuş da öyle olmuş. Ya. Yani fiili anlatıyor bu ilimler, failini gizliyor. İşte buna küfür denir. Küfür demek örtmek demek. Örtüyor. Göstermiyor mu sahibi? Evet. Rahmet-i bi nihayenin kaşifi ve ilancısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı seyircisi ve künûs-ı esma-i ilahiyenin keşşafı göstericisi olduğundan böyle baksan yani ubudiyeti cihetinle onu bir misali muhabbet, bir timsali rahmet, bir şeref insaniyet, en nurani bir semeri, şeceri hılkat göreceksin. Şöyle baksan, yani risaleti cihetiyle bir bürhan-ı hak, bir sırac-ı hakikat, hakikat kandili, bir şems-i hidayet, hidayet güneşi, bir vesile-i saadet görürsün. Vesile-i saadet. Yani insanları saadete götüren bir vesile. Bak şuradayız değil mi? Bir grup var burada biz. Şimdi hiç huzurumuz, huzursuzluğumuz yok değil mi? Şimdi stadyumdaki adamda huzur var mı? Yok. 1-0 var biz. Aman maçı böyle kurtarsak var ya. Aman 5 dakika kaldı. Aman. Son dakika bir gol yiyor. Adam bakıyorsun. Sekte-i kalpten melekler götürüyorlar. Yarabbi getirdik. Nereden? Baştan. Nereye koyacaksın bu arayı? Bizim öyle bir şeyimiz yok. Bak. Öyle bir handikapımız yok. Bir handikap var. Gülerek
Gideceğiz gülerek. Bir şey de öğrenerek. Değil mi? Bir şey de öğreniyoruz giderken. İşte bak, nasıl belki Hatip gibi onun nuru şarkan garbı tuttu. Kimin nuru? Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Ve nısf-ı arz, arzın yarısı ve humsu beşer, beşerin beşte birisi onun hediye hidayetini kabul edip hırzı can etti. Canı gibi onu sakladı, imanını. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallah'ı bütün meratibiyle beraber kabul etti. Yedinci reşa, işte bak şu cezire-i vasiada, şu geniş Arap yarımadasında vahşi ve adetlerine mutaassıf ve inatçı Araplar, çok inatçı. Muhtelif akvamı, muhtelif kavimleri. Ne çabuk adat ve ahlak-ı seyyi vahşiyanelerini defaten kal ve ref ederek onların o kötü adetlerini kaldırarak bütün ahlak-ı hasene ile teçhiz edip bütün aleme muallim ve medeni ümeme, medeni milletlere üstad eyledi. 10 dakika geliyor bir bedevi, peygamberimize iman ediyor. Sen git diyor Kisra'ya diyor, benim peygamberliğini anlat. Al bu nameyi götür Kisra'ya oku diyor. 10 dakika. 10 dakika bedevi Resulullah Efendimiz'in huzurunda iman ediyor. Bütün kimyası değişiyor bir anda. Değişiyor, Allah değiştiriyor. Öyle bir ona iksir-i nurani vermiş. Ötekine al bunu diyor Neccaşi'ye götür. Al bunu Kayser'e götür diyor. Benim peygamberliğimi onlara söyle, imana gelsinler. Atlıyatına ya Allah gidiyor. Ayna gibi. Medeni. Kabiliyetine göre o şey yapıyor. Aksediyor. Aksediyor. Meziyetler ayna. Ayna oluyor. Ayna. Nasıl insan aynaya bakınca kendi sureti aynı da oluyor ya. Onun gibi Resulullah'ın sureti şey, sohbetinde bulunan ashab bir 10 dakika bile olsa aynanın kabiliyetine göre ondaki o şeyler ona aksediyor. O nuraniyet ona geçiyor. Aksediyor. İşte bilgi, ilim. Onun sonra gidip başka bir kavme üstad oluyor. Oluyor. Ha nasıl olur? Allah olur. 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 Nasıl olmaz? Olur. Allah yaparsa olur. Maddeye vermiş öyle bir şey. Aynaya vermiş işte. Ayna olduğu gibi alıyor değil mi adamın şeyini? Onun işte şeyi, yani ışık var ya nur, nur. Onun mahiyeti nur olduğunda nasıl ışık yok, ışık var, ışık yokken aynaya baksan bir şey olur mu? Bir şey göremezsin. Karanlık. İşte ışık, onun mahiyeti nur olduğunda o ona şey yapıyor. O aynı da temesini diyor işte. Aynı onun kabiliyetine göre. Bak değil zahiri bir tasavvur. Zahiri bir tasavvur zorlamak veya despotluk yapmak aşağı. Belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. Mahbub-u kulüp, kalplerin sevgilisi, muallimi ukul, akılların muallimi, mürebbi nüfus, nefislerin terbiyecisi, sultan-ı ervah oldu. Ruhların sultanı oldu. Kim? Söyleyeceğiz ya. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Söyleyin kardeşim ya Allah aşkına. Adam orada bağırıyor hep beraber. Hollattırıyor adamları. Hep beraber. Hep beraber söyleyin ya. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ha şöyle. Kafamız da yer etsin. Çünkü anlatıyoruz adam diyor acaba ne anlatıyor. Kafa başka yerde. Ben kaç defa bizim dersimize geldi birisi İzmir'de. Risale-i Nur, bu kitaplar yazılmış, Risale-i Nur şöyledir, Risale-i Nur böyledir. Dinliyor adam bir gün, bana diyor abi bu Risale-i Nur efendi ne zaman gelecek? Onu görmek nasip olacak mı? Bak adam hala bekliyor bir Risale-i Nur efendi gelecek. Risale-i Nur efendi ahirete gitmiş. Bu kitap, kitabı yazan Said Nursi, kitabın adı Risale-i Nur. Ama adam intikal edemiyor yani. İntikal başka... Konuşmak başka. Geçenlerde bir abimiz anlatmış üstadın hayatından. Bir saat ders yapmış bizim Said Özdemir. Sonra da anlatmış. İşte demiş üstadın demiş kabrinin
yıktılar, mermerlerini dağıttılar, kırdılar falan. Kabrini nasıl kırdılar anlatmış sonunda. Oradan birisi yeni gelmiş. Demiş sonradan gene gördün mü ya demiş. Hoca da söyledi. Hakikaten bu mermerler çok yanlış bir şey. Mezarlara mermer yapıyorlar. Kırmak lazım bunları hakikaten bana. Onu anlamış bak. Bir saat dinlemiş. Onu anlamış adam. Kim bilir aklı nerede? Bir tane daha okuyayım da bitirelim. Sekizinci reşa. Burası da şöyle enteresan kardeşler. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti. Küçük bir adettir sigara. İçenler içsin devam. Küçük bir adet. Biz içmiyoruz. Ben de zannetmeyin ya nurcular sigara içiyorum ben gideyim ayıp olur mu falan için kardeşim. İçki içmeyin de sigara için. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti. Küçük bir adeti. Küçük bir adetmiş yani. Küçük bir kavimde, küçük bir toplulukta, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Hakim büyük olacak, kavim de küçük olacak, bir köy gibi bir şey. Hakim devamlı dolaşacak, evleri gelecek, koklayacak, bakacak, ağzını koklayacak, sigara içip yok efendim içmedik falan. Bütün millet her gün koklayacak, adamlarını çıkaracak. Ancak daimi kaldırabilir. Bir arada yatağın altında içer adamlar. İçer ya. Bekir değiştiririz içeriz. Ne içersiniz? Sen al. Sizin gibi ihlasları tebrik ederiz. Arnavut dediğim böyle olur. Birinci, bilirsin ki tabii ihlaslı diyor. İhlaslı bir içi. Doğruyu mezardan söyleyeceğiz. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde büyük bir hakim, büyük bir himmetle, çalışmakla ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak bu zat kim? Büyük ve çok adetleri hem inatçı, mutaassıp büyük kavimlerden. Araplar çok inatçıdır ya, zahiri küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda ref edip kaldırıp yerlerine öyle secayayı âliyeyi ki, yüksek karakterleri, huyları, yüksek ahlakı ki, dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tespit ediliyor. Ya, çocuğunu diri diri gömüyor adam Hazreti Ömer. Nasıl bir Ömer oluyor sonra? Bunun gibi sahabe-i kiramın öleleri varmış kardeşler anlatıyorlar. Adam mesela zengin çocuğu değil mi böyle? Arkadaşlarından karşıdan gariban geliyor. Mehmet devirebilir miyim bunu? Der ki ya falan bak şimdi nasıl deviriyorum bak. Oklan beni adam atıyor beni karşıdan. Kafasına adamı öldürüyor. Böyle adamlardan sahabe olanlar var. Sahabe olmuş sonra. İşte indi. Hazreti Hamza'yı öldürüyor, ciğerlerinden de şarap içiyor, sonra da Müslüman oluyor. Sahabe oluyor. İşte vahşi. Böyle Allah bu ya. Hidayet ediyor, affediyor. Onun için biz şimdi böyle o gözden bakacağız insanlara. Adam düzelebilir, tövbe edebilir. Ki anlatacağız yani, kim olursa olsun anlatacağız. Ya. Yani insanın vefat edinceye kadar tövbe hakkı var. Tövbe hakkı var. Cenab-ı Allah'ın bir şey yapıyor. Müsaade ediyor. İşte vaz ve tespit ediliyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onu bize tanıtıyor da. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere Ceziretül Arab'ı, şu Arap Yarımadası'nı gözlerine sokuyoruz. Buyurun. Haydi yüzer feylesofu alsınlar oraya gitsinler. Pedagogları, sosyologları, psikologları alsınlar gitsinler Arap alemine. 100 sene çalışsınlar o zatın o zamana nispeten 1 senede yaptığını 1/100'ün acaba yapabilirler mi? Yapamazlar. Çünkü Allah'ın Resulü şöyle bir bakıyor. Adam böyle fet oluyor.
Bir gün Resulullah Efendimiz böyle oturuyormuş bir anda. Gavres isminde birisi geliyor. Gavres. Demişler git. Böyle bir sıcak anda böyle Hazreti Muhammed'i böyle otururken aniden arkadan vur. Gavres. O da çok cesur bir kafirmiş yani. Böyle tam geliyor. Tam vuracak kılıç elinden düşüyor. Ha, tam kılıcı çekmiş. Seni kim kurtaracak benden şimdi Muhammed demiş peygamberimiz. Allah demiş. Deyince Allah. Kılıç düşüyor elinde. Resulullah Efendimiz deyince. Şimdi seni kim kurtaracak? Şimdi seni kim kurtaracak diyor. O da eman diliyor. Affet beni diyor. Resulullah Efendimiz affediyor. Sonra gidiyor kavmine. Ne oldu diyor. Ben şimdi dünyadaki insanların en iyisinin yanından geliyorum. Dünyadaki insanların en iyisinin yanından geliyor. Bitti. Bitirdi onu. İslah etti Allah'ın izniyle. Sübhaneke la ilmenena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahine elhamdülillahi Rabbil alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكافي أهل إيمان وأهل إسلام روحيك وبرياء زكدا ويكندا تشرف أدا جماعة مسلمين geçmişler روح شرفلريك وخاصة أستاذ سعيد نرسي بديع الزمان Han Hazretlerinin ruhu şerifleri için, amin. Hayırların fethi için, amin. Şerlerin defi için, amin. Allah rızası için, amin. El-Fatiha.